Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet bugün size arkadaşlar bu tek yaprağın kenarına yapılmış ikili ananas gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu şekilde Ananas modeli yapılmış galiba yarım ananas gibi duruyor ben öyle benzettim. Evet ben de bu şekilde tasarladım arkadaşlar. Bakın armut şekli sevdiğiniz yaprağın kenarına bu şekilde yarım ananas koyarak bu, o iğne oyasını tığa çevirmiş halini bu şekilde sizlere tasarladım. Modelimiz bu şekilde. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. İnşallah siz de severek, beğenerek yaparsınız. Hem kolay, hem zarif, hem sade. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, iki yaprağımın, iki çiçeğimin arasına bu şekilde 10 tane üçer zincirli tığ battılar yaparak başlıyoruz. İki başlarken de aynı şekilde 10 tane üçer zincirli tığ battı aramesafesini verdik tığ battımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitledik. 3 defa tığımın başını doladım. Hemen bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battığımın içinden giriyorum. Bir tane ilmek alıp 1 2 2 2 2 alarak bu şekilde buraya bir uzunca trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir defa tığımın başını doladım. Hemen yuvaya da girip yani trabzanın arasına girip bir tane de trabzanın arasından ilmek aldım. Üçünü birden bu şekilde kapatıp buraya minik bir trabzan yaptım. Bir zincirimi çektim. Pardon, 5 zincirlikle kiprik yapıyoruz arkadaşlar. 5 zincirimi çektim. Şu şekilde trabzanımın arasına girip sık iğne ile sabitledim. Evet, devam edelim. Şimdi tığımda bir tane ilmek var. Bir tane de bu kirpiyi kapattığım yuvadan alıp şöyle dibinde bir tane zincir çekiyorum. 2. Bir tane de yuvadan alıyorum. Oraya da bir tane arkadaşlar dibine zincir çekerek alıyorum. Sonra 2 2. Bu şekilde yine 5 zincirli kirpik için 5 zincir çekiyorum. 5 zincir. Hemen ilk yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bu da ikinci kirpiğim. Yine aynı şekilde kapattım bu. Yuvanın içine girdim. Dibinde bir tane zincir çekip ilmek aldım. 2. Tekrar dibinde ilmek aldım. 3. Buradaki sonuncu yuvaya da girip şöyle iki kat girin. Sağlam olsun. 4. Tekrar yuvaya girdim. 5. Bakın arkadaşlar. Yavaş yavaş ilmek sayım çoğalıyor. 2. 2. 2 2 Yine 5 zincir Sıkı sıkı 5 zincirimi çekiyorum. İlk yuvama kirpiğimi kapatıyorum. Yine aynı yuvadan dibinde zincir çekerek ilmek alıyorum. Sıradaki yuvadan dibinde zincir çekerek ilmek alıyorum. Sıradaki yuvadan 4 sonuncu yuvadan 5 bir de ana yuvadan 6 bu şekilde 2 2 2 2 2 Şimdi arkadaşlar sonuncu sıramız için yine 5 tane zincir çekelim. Evet. Kapattım buraya bu şekilde. Bir tane kirpik yaptım. Şöyle aynı yuvanın içine girip dibinde bir zincir. Sıradaki yuvanın içine giriyorum. Dibinde bir zincir. 3 4 5 6 Şöyle toplamda arkadaşlar 7 tane ilmek topluyoruz. Daha büyük de yapmak isteyenler ilmekleri çoğaltabilir. 2 2 2 2 2 2 2 Evet arkadaşlar bakın kenarda sayın 1 2 3 4 tane kirpik var. Şimdi 5. kirpikte sık iğne yaparak aşağı ineceğiz. Yani yaprağımız tamam olmuş demektir arkadaşlar 5. kirpikte. Şimdi 5 zincir çekerek yine kirpiğimi yapıyorum. 5 zincirimi çektim. Yine aynı. Hemen ilk yuvamın içine sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. Hemen sıradaki yuvadan bir tane ilmek alıp tığımdaki ilmekten geçirip üzerine bir tane zincir çektim. Şöyle arasına bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Rahat böyle gerdirme olmasın diye. Yine sıradaki yuvadan bir tane ilmek alıp tığımdaki ilmekten geçiyorum. Kapattım. Şöyle bunu bol bırakalım. İlmek alıyorum. Tığımdakinden geçiyorum. Bakın sahte sık iğne. Bir zincir. Zinciri de sıkı çekin arkadaşlar. Fazla potluk durmasın. Bu şekilde tığımdaki ilmekten geçiyorum. Ve sıradaki yuvanın da içine girip bu şekilde arkadaşlar aslında dibine üzerine bir zincir çekiyoruz da arkadaşlar bir tane de ben çekiyorum ki rahat bu şekilde gerdirme olmasın diye sıkı sıkı sonuncu yuvamdan da girip bir tane ilmeğimi çıkardım bu şekilde tığımdakinden de geçtim şimdi arkadaşlar direkt bakın bu yaptığımız trabzandan yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle geri çekiyorum ki buraya 5 tane sık iğne yapacağım. Yuva yapacağım yani. Normal yapabiliriz. Ee, sahte sık iğne de yapabiliriz. Tercih size ait. 3 4 ve 5 Bu şekilde 5 tane buraya arkadaşlar sık iğnemi yaptım. Yine aynı şekilde bu trabzana yaptığımız yuvaya da bir tane sık iğne yaparak geçiş yapıyorum. Bu şekilde bakın. Buraya da bir tane sahte sık iğne yapıyorum ve yuvamız hazır. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel, çok hoş bir böyle armut görünümlü hoş bir yaprağımız oldu. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde buraya 10 tane tığ battı mesafesi veriyorum. 3 zincirimi çektim. Tığ battımı yaptım. 3 zincir kabattımı bu şekilde belirgin yapıyorum zürafa gibi şöyle top gözüksün zaten başka bir ara suyu yok o yüzden zürafalarla belirginleştirmek istiyorum arkadaşlar 10 tane 10 tane şu ara mesafesini vereceğiz sonra tekrar yaprağımızın yapımıyla devam edeceğiz Evet şimdi çiçeğimizin yapılışına geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar yaprağımızı yaptık 5 tane de bu şekilde buraya sık iğne yaptık ikinci sık iğnenin içine ipimi sabitledim 1 2 3 zincir bir tanesini atlayıp arkadaşlar ikinci sık iğnenin içine yani bir tanesini arada boş bırakıp bu şekilde 3 zincirli bir yuva yaptık Evet arkadaşlar şimdi 4 zincir çekiyorum Yuvalarımın belirgin olması için arkadaşlar bu şekilde 4 zincir çekiyorum ki gözenekler gözüksün. 1 2 3 zincir. Hemen aynı yere bir tane daha yapıyorum. 1 olan yuvam 2 oluyor. Bu şekilde 2 tane yuva yaptık. Yine 4 tane zincir. Zincirler sıkı sıkı olsun arkadaşlar. Şöyle kalıp gibi duruyor o zaman. Zincirler gevşek olunca mayışık duruyor. Kalıp gibi olmasını istiyorsanız zincirlerinizi gayet sıkı çekin. Evet, 4 zincirli köşeye bir yuva yaptık. 3 zincirli de hemen yanındaki yuvaya geçerek bir tane yuva yapıyorum. Yine 3 zincir Sadece köşede dönerken arkadaşlar 4 zincir. Bakın. 1'den 2, 2'den 3'e çıkardık yuvamızı. Yine 4 zincir. 3, 4 zincir. Dönüyorum. Ve aynı yuvanın içine bu şekilde sabitliyorum. 3 zincir kapattım. Bu şekilde. 1, 2, 3 zincir kapattım arkadaşlar. Bu şekilde bakın. 3 zincirli yuvadan 2 tane e, yuva yaptık. Bu şekilde yuvamız hazır. Şimdi 8 tane zincir çekerek 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sıkı sıkı 8 zincirimizi çektik. Buradaki ilk 3 zincirli yuvanın hani İlk yuva başlamıştık arkadaşlar onun içine bakın onun şöyle içine sık iğne ile sabitliyorum buraya bir tane yuva yaptık 8 zincirden bir zincirle hemen düz yüzüne dönüyorum şu şekilde buraya arkadaşlar 10 tane sahte sık iğne yapacağız arasına girdim bir tane ilmeğimi aldım ve tığımdaki ilmekten de geçiyorum 1 tekrar bakın arkadaşlar bu şekilde gösteriyorum gerisini 10 tanesini biraz hızlı yapacağız şöyle dibine oturtturalım ki arkadaşlar şöyle oyuntulu güzel bir görüntüsü olsun 3 ilmek alıyorum tığındakinden geçiyorum 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10. tane bu şekilde 8 zincirin içini sık iğne ile doldurdum. Bu şekilde arkadaşlar. Sonra bu 3 zincirli yuvamız vardı. Hemen oradan da bu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. İçine girmiş oldum yuvan. Şimdi arkadaşlar bir defa tığımı doluyorum. Buradaki yuvayı boş bırakıyorum. Bakın üçüncü yuvanın içine en baştaki yuvamın içine şu şekilde girip bir tane içinden ilmek çıkarıyorum. Ve bir iki ve iki. Buraya bu şekilde küçük bir yuva yapıyorum. Ve yedi tane zincir çekiyorum. Kapatıyorum bu trabzanımın arasını. Buraya bir tane böyle 7 zincirden kulak yaptık. Tekrar 7 zincir 2 tane olacak arkadaşlar. Ve yine aynı trabzanımın arasını aralıyorum. Kapattım sık iğne ile. İkinci kulakçığımız. Dibine bir sık iğne. Ve sondaki yuvanın içine girmek için de sık iğne ile geçiş yapıyorum. Evet. Bu şekilde iki tane kulak yaptık ortasına da. 3 defa tığımı doluyorum arkadaşlar. Ve yine bu tek yuvanın içine bakın. Bu zinciri kapattığımız yuvanın içine aynı şekilde 1 2 2 2 2 Bakın arkadaşlar buraya trabzandan bu zincirlerin yerine yuva yaptık. Şimdi aşağı zincirle insem, 8 zincirle sık iğneler terse gelecek. Fakat bu şekilde düze geliyor. Hiç zincir çekmiyorum. Bakın dibine direkt yuvadan ilmek alıyorum. Sonra tığımdaki ilmekten geçirip 1. Aynı şekilde buraya da 10 tane sık iğne yaparak aşağı ineceğim arkadaşlar. Bu 2 oldu. 3 4 Şöyle net görünüyordur inşallah. 5 6 7 Şöyle tırnağımla kaydırayım arkadaşlar. Biraz daha bol bol alabilirsiniz alırken. Bakın sonuncuyu da yaptık. Bir tane de arkadaşlar bu yeşil yuvarın içine yapalım ki şöyle oyuntulu güzel dursun. Oradan da bir tane ilmek alıp şöyle tığımdan geçirdim. Evet. Şimdi bir zincirimi tekrar çekiyorum. İpimi koparıyorum. İpimi yakıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar. İlk yuvadan girerek sık iğne ile ipimizi buraya sabitleyelim. Şimdi antenlerini de yaparak arkadaşlar işlemimiz tamam olacak. Üzerine bir tane zincir çektim. Fazla uzatmıyorum. Bakın arkadaşlar, yine aynı şekilde yuvaya girip bir tane ilmek alıyorum, uzatmıyorum. Dibinde bir zincir ilmek al, dibinde bir zincir ilmek al. Şimdi bunu arkadaşlar, bakın dördünü birden bu şekilde kapattım. Şöyle sıkı sıkı sıktırdım bir zincir, tepesine bir zincir daha. Bu şekilde sert bir 5 de girebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle dibine arkadaşlar güzelce böyle sert bir yakın yapın. Bakın bunu da arkaya yakın şöyle yapıştıralım. Tohumumuz bu şekilde arkadaşlar. Bakın sert bir görünümü oldu. Şunu da yapalım. Evet arkadaşlar ananaslarımız bu şekilde hazır. Bakın ananaslarımızı yemeye hazır. Çok hoş ve çok güzel oldular arkadaşlar. Bu şekilde. Hepsi de rengarenk birbirinden tatlı oldu. Bakın hiç ütü olmadığı halde. Zaten hiçbir modelimde ütü yok arkadaşlar. Tüm modellerimde. Sık iğneli olduğu için de biraz da zinciri sıkı sıkı çektiğim için kalıp gibi duruyor. Tüm modellerim kalıp gibi çıkıyor. Maşallah diyelim. Bana da arkadaşlar. Şu Rabbim öksürüğüme şifa versin inşallah. Sizlerden de dua bekliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde modelim. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, videoları da bakıyorum arkadaşlar. Hep %80 abone olmayan kullanıcılar. eee eğer e, izliyorsanız beğeni ve yorum yaparak bir şekilde bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Evet. Sizler için ben de emek verip zahmet verip bu şekilde çevrimler yapıyorum veya modeller hazırlıyorum. Desteklerinizi de bekliyorum yani arkadaşlar. Evet. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.